Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Bunları yap rehberlik videosuyla karşınızdayım. Neleri yapacağız hocam? Şimdi onları konuşacağız. Konuşurken sizden ricam şu: hangi sayfa size hitap ediyorsa, mesela şunu yap demişim, evet ya ben bunu yapmıyorum artık, şu dakika itibariyle yapmalıyım mı? Hallede hallede gidelim, tamam. Dinlediğimize değsin lütfen. Haydi arkaya yaslanalım. Not yok, bir şey yok, bir şey yazmanıza gerek yok. Yaslan arkana ve evet ya ben bunu yapıyorum ya da yapmıyorum da yürü bakalım nereye kadar gideceksin. Her şeyden önce erken kalkacaksın ve günü cebine koyacaksın hocam. Bunun kaçarı yok. Hele ki sadece evde çalışanlar. Dershaneye gitmiyor bu adam, okula gitmiyor. Müthiş bir zamanı var önünde. Kalkıyor 12'de 1'de. Ha, başarılı olamaz mı bu adam? Olabilir arkadaşlar, olabilir. Bu zorunlu değil. Ama yaparsanız müthiş bir şekilde bütün kapıları açacaksınız. Ya düşünsenize, şimdi 10'da kalkmakla 8'de kalkmak arasında 2 saat yok hocam. Dağlar var, dağlar, dünyalar var. Başarı var hocam, başarı var. Sadece 2 saat yok. O yüzden sizden ricam, lütfen erken kalkmayı alışkanlık haline getirin ya. 7, 8, değil mi bu civarlar? Daha öncesi eyvallah, saygı duyulabilir ama kaçta yattığınız tabii ki burada önemli olacak. Yani bir şekilde uyku düzenini tutturmalısınız ama ya lütfen Allah'ınızı severseniz, yani hiçbir yere gitmeyip de dershane, okul vesaire, sadece evde çalışanlar, artık 11'de kalkayım, ya güzel bir kahvaltı yapayım hocam bugün, 2'de başlarız falan. Yık bunu, yık. Erken kalk, günü cebine koyacağım. Devam. Şu süreçte, Eylül ayındayız, daha Bismillah ayındayız hocam. Şu süreçte sizden ricam, sık sık tekrar yapmanız. Neden hocam? Sağlam bir temel atmalısınız arkadaşlar. Konu anlatımlarına çalışmayı, tekrar yapmayı, bol bol tekrar yapmayı lütfen zaman kaybı olarak görmeyin. Daha yeni başladık zaten. Konularda ufak ufak, yeni yeni, yavaş yavaş ilerliyoruz. Sizden en önemli ricam bu olacak. Lütfen çok sık tekrar yapın. Bakın, tekrar yapın demiyorum, sık sık tekrar yapın diyorum. Bu çok önemli. Lütfen bugün yap, yarın yap, ertesi günün yarısını tekrara ayır. Lütfen, acelemiz yok, ciddi bir zamanımız var. Haydi hocam konuyu bitirelim geçelim, haydi şunu da atlayalım, haydi hocam teste geçelim. Hayır. Yok hocam. Evde çalışırken adam akıllı, dershane, okul vesaire konuşacağız, videolar gelecek, daha önce söyledim belki. Evde çalışanlar için, dershane artı okul yapanlar için ayrı ayrı videolar hazırladım. İnşallah gelecek ama ya gelin Allah'ınızı severseniz şu tekrarları bir oturtalım ya. Yani yemeyelim içmeyelim hocam, tekrar yapalım ya. Hocam ben bu konuyu çok iyi anladım, artık soru kaçırmıyorum. Ya sen bak, arada bir bak, sonra ayrıntıları detayları kaçırmaya başlıyorsun hocam, değil mi? Sürekli olarak hocam sıfatı ben hallettim, vallahi bütün soruları yapıyorum. Sonra bir ay sonra, iki ay sonra bir bakıyorsun dökülmüş. Tekrar sıfata çalışıyor. Konu anlatım çalışmaktansa, yanlış yapıp sürekli başa dönmektense, sıkı tekrarla adam gibi bir temel atmak büyük fayda sağlar size. Mutlaka önem sırası yap demişiz. Bu ne demek hocam? Ya konuları şöyle bir yazın, önem sırasına koyun ya. Ya da mesela çalıştınız, şu 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 konular bitti, bunlar arasında tekrar yapacaksınız, önem sırasını Allah aşkına bir koyun ya. Onu bir önceye alın ya. Hala anlatım bozukluğu çalışanlar görüyorum ben. Hala cümle çeşitlerinden test çözenler, kendini parçalayanlar. Hocam vallahi anlamadım buradaki anlatım bozukluğunu. Anlama. Allah rızası için o cümledeki anlatım bozukluğunu anlama ya. Gerek yok. Ha, müfredattan kalktı diye bir yayın yapılmadı, böyle bir şey söylenmedi. Ya ama 100 yıldır sormuyor bu adam ya. 100 yıldır sormuyor bu konuyu artık ya. Bir önem sırası yap. Mesela şimdi sözcükte yapı bir numaradır arkadaşlar. Çok önemlidir. Sıkıntı yaşarız. Ses bilgisi çok değerlidir. Sözcük türleri, bakın sözcük türlerinin içerisindeyiz artık, o konudayız biliyorsunuz. Altın değerindedir. En az 3 soru rahat gelecek. Doğal olarak önem sırasına koyun. Bazı konular biraz beklesin, bazı konuları öne alın. Şimdiden bu tempoyla giderseniz çok daha rahat edersiniz. Tamam. Lütfen önem sırası yapmayı unutmayınız. Önünüzde notlarınız var. Hangisine çalışsam hocam, nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Bir önem sırası yaparsın, olur biter. En önemliyi başa alırsın. Başlarsın bir zahmet, değil mi? Bakın çok değerli bir şey daha söyleyeceğim. Ben bunları çok sık vurguluyorum. Özellikle bu sayfa hemen hemen her sene attığım bir sayfadır ki çok önemlidir. Saatlik değil ama genel bir çalışma programınız mutlaka olsun. Ya en azından Allah rızası için sabah kalkıyorsun. Ben bugün şuna şuna çalışacağım. Al sana program ya. Al sana program. Yani illa 09 kalkış, 9-10 esneme, 9-12 ne bileyim hapşırma, 9-10 ya Allah aşkına yapma bunu. Bunu yapma. Bir hafta uyarsın, iki hafta uyarsın. Ya derece yapan öğrenciler var, izliyorsunuz, görüyorsunuz. Ya da çok çok başarılı olmuş, derece yapması da çok iyi yerlere gelmiş öğrenciler var, dinliyorsunuz. Hiçbirinden duydunuz mu ben işte şu saatte kalktım, şunu mutlaka yaptım, şu şu saatler arası? Mümkün değil bu. Ha erken kalkış eyvallah, şu saatte yattım eyvallah, şu kadar saat, saat her tarafta var eyvallah da. Yani 9-9-30, 9-40'a kadar dinlenme, 9-40'dan
9.50'ye buna uyamazsın. Bir hafta uyarsın, iki hafta uyarsın, üçüncü hafta bir kaçırırsın. Mesela 8'de başlıyordur programın, 12'de bir kalkarsın, o gün bir şey olur, gitti işte senin program. Senin program burada harcandı. Peki neye yaradı hocam gitti de? Gidince sıkıntı şu, öğrencinin kendine güveni de gidiyor. Ben artık programa uyamıyorum, programla çalışamıyorum gibi bir algı oluşuyor. Ondan sonra hadi bakalım. Ver elini uzun süreli uykular, değil mi? Sizden ricam lütfen genel bir programınız olsun. Bunu bir gün önceden hazırlarsanız harika olur. Yarın cumartesi hocam ben şunu yapacağım. Hocam yarın pazar. Vallahi ben yani erken kalkacağım. Tamam, kalkış saatim az çok belli ama. Gün içinde şuna 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 çalışacağım. Şu kadar da soru planlıyorum. Bitti. Bu kadar. Tamam. Sizden ricam lütfen bunu yapınız. Hazırlıklı olunuz. Bugün ne yapacağım diye düşünmeyiniz. Evet. Çalışmalarında dinlenme adına bir sayısal bir sözel muhabbetine dikkat edersen büyük fayda sağlarsın. Şimdi sen sayısalcısın ya da sözelcisin ya da eşitarlık fark etmez. Hocam TYT kısmında matematik Türkçe çözmeyecek misin? Her türlü herkes çözecek. Doğal olarak. Şimdi sen sayısalcısın, biyoloji mi? Araya kat hocam biraz Türkçe. Fiziğe mi geçtin? Araya kat biraz Türkçe. Sayısal sözelci misin? Araya kat biraz matematik bir şeyler. Biraz coğrafya kat. Coğrafyada nihayetinde sözelin sayısalı sayılır. Yani hocam sizden ricam lütfen dinlenmelerinizden çok çalışacağım diyenler olabilir. Çok çalışıyorum hocam diyenler olabilir. Parçaladım hocam diyenler olabilir. Yani dinlenmeyi çok böyle yatarak uzanarak değil de işte hocam ben test çözerek dinleniyorum ya falan filan diyenler var ya. Genel olarak tavsiyeniz hepsine tabii ki, özellikle onlara ama hepsine bir sayısal bir sözel giderseniz zihin zaten dinlenecek. Hocam ya adam 8 saat çalışmış, ben nasıl yapacağım? Böyle yapıyor. Ya 8 saat matematik çalışmıyor. Çok nadir öyle çalışanlar değil mi? Adam biraz 3-5 soru test neyse bitiriyor. Araya biraz Türkçe. 3-5 test vesaire, araya biraz coğrafya tarihi falan. Yani dinlenmek adına zihin bunları ister. Sıkılmazsınız en azından. Yapmasan ne olur, ölmezsin. Bir şey olmaz ama sıkılmazsınız. Bu çok önemli. Yani 5 saat 6 saat bile ard arda tabii ki çalışmaktan bahsetmiyorum ama yoğun tempoyla çalışmak isteyenler, hocam 8 saati bulamıyorum. Bulamazsın tek bir alana çalışıyorsan değil mi? İşte ciddi tempo yakalamak isteyenler lütfen sayısal sözel değişikliğini çok sık yapsınlar. Zihin gerçek anlamda dinleniyor. Bu tecrübeyle sabittir birçok yerden de. Duymuşsunuzdur. Çok önemli. Geldik bir diğerine. Bak, bir haftanın tamamını ya da birkaç günü lütfen tek bir derse ayırma. Bu ne olursa olsun. Türkçe de olsa, edebiyat da olsa, matematik de olsa, ne olursa olsun alanınla ilgili en önemli ders de olsa fark etmez. Hocam vallahi ben bu hafta matematik çalışacağım. Matematiği bitireyim. Türkçeye bakarım. O bir haftanın sonunda matematikle çalıştığı konularda tavan yapıyor. Mükemmel. Hiç bakmadığı dersler yerde. Bu sefer diyor ki hocam ben bu hafta şu sıkıntı yaşadığım dersleri bir halledeyim. Bu sefer sadece onlara çalışıyor. Bu sefer de matematik yerlerdi. Sen burada çalışmıştın, matematiği halletmiştin. Burada yine çalışıyorsun. Şimdi burada derken hocam şu çizdiğin yuvarlak ne biliyor musun, ben sana söyleyeyim. Burası 13, atıyorum 13-19 Eylül'se burası ta Ekim'in bilmem kaçı. Yani aradan ciddi zaman geçmiş. Hafta hafta çalıştığı için bu adam bir daha o konuya dönmek için haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Dönüyor, bu sefer de bu aradakileri kaçırıyor. Yani hocam sizden ricam lütfen dengeli çalışın arkadaşlar. Denge, denge, denge. Zaten uyku düzenini yakalayan adam, az çok programı olan adam bu dengeyi sağlıyor. Özellikle programsız çalışanlara sesleniyorum. Hocam ben Türkçe'de şunu şunu bitirdim. Ya bitirdin ama mutlaka sorusunu çöz. Ara ara tekrarını yap. Çok iyi olsan dahi, tamam. Bunu lütfen yapın arkadaşlar. Zaten en büyük problemimiz ben hallettim ya zaten falan algısından dolayıdır. Adam üstü sayılardan soru kaçırmıyor mesela. Hocam ben hallettim, üstü sayılar ne var ki diyor. Hiç çözmüyor. Denemeden denemeye denk gelirse o da geliyor gelmiyor, bir soru iki soru. Sonra bir bakıyor sınava bir ay kalmış. Hocam üstü sayıları yapamıyorum. Başlıyor ona çalışmaya. Ondan sonra sınava merhaba diyor. Sizden ricamız lütfen birkaç günün tamamını, bak bir günün bile ayırması yanlış. Bugün sırf matematik çalışacağım hocam. Büyük sıkıntı. Ama yine de birkaç gün, haftanın tamamı büyük rezilliktir. Tek bir derse ayrılırsa. Büyük zaman kaybıdır. Aman dikkat, denge. Yeni başladığı için yanlışların çok olabilir. Sabredeceksin. Burada en önemli nokta bu. Sabır, sabır, sabır hocam. Denge dedik, zaman dedik, sabır dedik. Bakın çok önemli vurgularda bulunuyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar, ilk defa dinleyenler, yeni yine hazırlanıyorum diyenler, yanlışlarınız çok olacaktır. Çok normal bir süreç. Ha çok çalışanlar, yıllarca hazırlananlarda da olacaktır bu. Şimdi yeni bir konuya başlıyorsun. Zihin o konunun ayrıntılarını almaya çalışıyor. Onun testleri var. Kendi içinde soru tarzları var. Dikkat edeceğin şeyler var. Sınavda sadece Türkçe yok. Sınavda sadece matematik yok. Sınavda sadece biyoloji, kimya yok. Hepsi var. Doğal olarak biraz ona bakıyorsun. Zihin biraz sayısal alıyor, biraz sözel alıyor. Dinleniyor ama bir taraftan da kimya, fizik dayatıyor. Diyor ki ulan beni de çalış, ben seni de bekliyorum. Haydi bir de ona bakıyorsun falan. Yani hocam
yeni başlayanlar, ciddi bir bocalama içerisinde olacaksınız ilk aşamalarda. O yüzden çok fazla yanlış çıkabilir, dökülebilirsiniz. Zaten onun için çalışıyoruz, onun için hazırlanıyoruz. Hazır olsak ne gerek var değil mi yanlış çıkmasa? Ne gerek var çalışmaya? Bekleriz sınav gününü, tamam. O yüzden çok yanlış çıkabilir, ard arda da girebilir. Lütfen pes etmek adına bunlar kullanılmasın, bahane olmasın. Tekrarlanın şimdilik, soru üzerinden yapma. Mesela Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerine geldiğimiz zaman konuların tamamı neredeyse, benim zaten konularım bitecek ama Mart gibi Mart'tan önce diğer derslerden de bahsediyorum. Ciddi anlamda konuları bitirmiş olacaksınız. Nisan, Mayıs evresinde baya baya sınava hazır olacaksınız inşallah. Doğal olarak o dönemde sorular üzerinden tekrar yapmak fayda sağlar. Fakat şimdi lütfen tekrarlarını, sık sık konu okumaları, çok arada kalanlar, hiç anlamıyorum diyenler, ufak ufak notları yazarak ya da onları böyle biraz daha tekrar ederek, uygulamaları izleyerek vesaire yaparak yapsınlar tekrarlarını, tamam. Lütfen şu an soru üzerinden tekrar yapmaya çalışmayınız. Tüm bunların yanı sıra da lütfen bakın son sayfamız olsun ve güzel bir özet olsun. Teste geçmek için acele etmeyiniz. Hocam ben konuyu dinledim ama yapamıyorum diyenler oluyor değil mi? Olmaz mı? Tabii ki var. Hocam vallahi konu anlatım videosunu 30 kere dinledim yine yapamıyorum. Yine olmaz. Sıkıntı ne? Ya konuya çalıştın hocam. Bak konuyu dinledin. Benim tavsiyem böyle birinci dinlemeden sonra ikinci sağlam dinleme. Mutlaka. İkinci kez o da artık ezbere yönelik olur. Şöyle artık ayrıntıları detayları alırsınız. İkinci izleme bence ciddi anlamda konuyu bitirmek için yeterli. Ha biraz zaman geçer. Tekrar amaçlı 3, 4, 5 istersen 40 kere izlersin sınava kadar. O sıkıntı değil. Ama ilk aşamada yeni bir konuya geçişte ikinci izleme mutlaka yapılmalı. Tamam. Sonrasında kesinlikle uygulama arkadaşlar. Ben konu ne olursa olsun, yani uygulamaya müsait olsun olmasın, bütün konuların uygulamalarını yapıyorum. Atıyorum elimden geldiği kadar. Geçen sene de attık. Bu sene daha da böyle fazla atmaya başladım. Gördünüz, görüyorsunuz. Doğal olarak konu bittikten sonra acele etme. Çok iyi bildiğin bir konu da olsa mutlaka uygulamalarını izle. Sonra sen kendin uygulamalar yap. Aç metinlere bir göz at. Nedir ne değildir. En son teste geç. Teste lütfen en son geçiniz. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Adam konuyu izliyor, tamam ya çat teste geçiyor. İlk teste 3 yanlış 5 yanlış. Hallettim ya ben bunu diyor. Bir ara veriyor şöyle birkaç gün. Sonra bir başlıyor ikinci teste, ova dökülmeye başlamış. Çünkü orada birkaç tane anladı. O an için yapabileceği kolay birkaç soru vardı. Sonrasında araya zaman da girdi. Ayrıntılar da unutuldu. İkinci teste döküldü. Hep böyledir arkadaşlar. Verimli çalışmaktan kastım işte bu. Doğru çalışmaktan kastım bu. Bol bol soru çözmek tek başına çare değil. Evet birçok şeye çare ama tek başına asla yetmez. Sizden ricam arkadaşlar, bol soru çözelim eyvallah. Tamam erken kalkalım eyvallah. Her şeyi yapalım da hepsini arkadaşlar dengede götürmekte büyük fayda var. Test için lütfen acele etmeyin olur mu? Konu bitti hocam hemen çözelim. Hocam siz sıfata geçmişsiniz. İşte ben yapıyı halledemedim. Çöz abi sen, sıkıntı yok. Uygulamalarını yap, testini çöz, hiç acele etme. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Uygulamalara yetişirsin her türlü. Tamam sizden ricam lütfen acele etmeyin. Yavaş yavaş konular bitsin. Uygulamaların hakkını verelim. Bir metin üzerinden artık bulmaya başlıyorsanız tamam demektir. Ondan sonra istediğiniz yerden soru çözebilirsiniz. Peki bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.